Ekmen Tanrım, Sayın İrfan Ekmen, değerli abimiz, büyüğümüz. Hoş geldin abi elimize. Sen de hoş geldin Doğan Hanım, canım benim. Allah razı olsun, sizden hoş geldiniz. Bursa Fuarı'ndayız inşallah, teşekkür ediyoruz. Bursa'da, Tekirdağ'da, İstanbul'da, her yerde beraberiz abi. Evet, inşallah. Evet. Gönlümüz ilk önce beraber. Çift sivil her şeyle varız. Türkiye tarımının birçok noktasını siz zaten ürünleriniz. Aslında siz iş adamısınız. Evet. Bizim çiftçilerimiz sizi program biliyor ama program o hobi gibi bir şey aslında. Evet. Siz diye bir yatırımcısınız. İrfan Ekmen ve Ekmen Tarım fuarda ne katıyor ve çiftçiye ne sunuyor abi? Bilmeyenler için bunu paylaşalım. Evet. Şimdi Bursa Tarım Fuarı bizim için hayvancının olduğu bir fuar. Bizim hedef kitlemizin en çok olduğu yerden birisi. Çünkü niye? Hayvancı ile çiftçi aynı kişi. Eken adamla hayvana veren kişi aynı kişi olunca bizim için doğru kişi. Bu sene 5 dekar eken adam sene 50 dekar ekiyor. Bu sene 10 dekar eken adam sene 100 dekar ekiyor. Bu her geçen gün artıyor ve bizim geri besleme anlamında ürünümüz ve koşullar anlamında çok doğru bir fuar. Biz bu fuarda çiftçiye değer katıp da daha iyi ürün yapıp da ilerlemeye çalışıyoruz ve her geçen gün de artarak gidiyor inşallah. Süper. Benim merak ettiğim diğer konu ot ilacı, özellikle kabayem konusunda yeni çeşitlerin ülkemize bağlılığını arttırması. Evet. Benim bildiğim rakamlar, yanlış bir şey lütfen düzeltin. 52 milyon ton yıllık kabayem ihtiyacımıza bizim 36 milyonu karşılayabiliyoruz. Silajlık mısır dahil. Evet. 16 milyon ton hala açığımız var. Bunu kapatmaya yönelik hangi ürünler seni önümüzdeki yıllarda revaçta olacak ve bununla ilgili ne yapmak gerekiyor? Evet. Şimdi biz firma olarak, misyon olarak şu ana kadar hep tren olduk. Lokomotif tren olduk. En başa çıkan bizlik lokomotif olmadık. Biz ürün kattık. Kattığımız ürün yiyen bezeyiz. Biz, Taşkent bezeyiz. Bunun bir örneği midir? Evet, aynen öyle. Biz ürünü kattık. Türkiye'de böyle bir ürün yoktu. Bizden sonra firma sadece çeşit kattı. Dedi ki bunlar A firması bunu çıkarmış, biz bunu çıkaralım. Bundan sonra da ülkeye katacağımız çok ürünler var. Ürün anlamında ilk önce lokomotif olmak istiyoruz. Arkasındakiler vagon olsun. Niye? Çünkü biz bu işin mesleğinden gelen insanız. Esas mesleğimiz çiftçilik. Evet. Bu işin mutfağından geliyoruz ve bu işi biliyoruz ve arkasındayız. Bunun için Türkiye'de gerçek kaba noktalar çok daha iyi var. Ne var? Yem bezeresinde şu anda bizim 5 katımız ekilen Macar fiyi var. Doğru. 5 katı, 50 katı ekilen bir Macar fiyi var. Biz ne kadar satsak bu pazarı doyuramayız şu anda. Onun için biz ne yapacağız? Birkaç yıl içinde Türkiye'nin değişik yerlerine göre birkaç ürünümüz, birkaç çeşit daha çıkacak Taşkent'ten başka. İşte önümüzdeki sene Arda çeşitimiz var. Arda'yı çıkarıyoruz. Bunu Nisan 15'e biçilecek. Bir dahaki yıl Nisan başı çıkaracağız. Türkiye'nin her yerine göre erkenci ve geç yetişte çıkaracağız. Diyeceğiz ki sen mısır öncesi mi ekeceksin? Arda ek. İşte mısır sonrası mı ekeceksin? Taşkent'te. Danışmanlık öylesi bir yandan da. Aynen öyle. Çünkü bölgeye göre tohum çıkarmamız lazım ki Türkiye'nin her yerinde tarlanın boş kaldığı günlerde kaliteli bir kabak çıkaralım derdindeyiz. İnşallah bu yıl Tarım Bakanlığı da desteği çok arttırdı. Süper. O da bize çok ilham veriyor. Arkamızı destekliyor. Bu da şimdi çok önemli yani. Taşkent bezelyesi, Arda'sı, burası. Çiftçinin ana ürünlerinin dışındaki boş alanları ekebileceği çeşitleri yönlendirmek. Burada sizin Ekmen Tarım ulaşımını sağlayabiliyorsunuz değil aynen, mi? Aynen, evet. Ve uzun vadeli kabayemin ihtiyacının kullanılması konusunda çözüm bu mudur? Bence çözüm budur. Şimdi bizim ülkemizin şöyle bir sıkıntısı var. Kabayemde pH'lar çok düşük olduğu için, belli bölgelerde veya yüksek olduğu için baktakiler her yerde böyle gelişmiyor. Bu konuda Taşkent yem bezelyesi pH skalası çok geniş bir ürün. Yani 5 pH'de de oluyor, 8 pH'de oluyor. Biz onun için Türkiye'de olmayacak yerimiz yok. Anladın mı? Bu toprakta yetişmez, böyle yetişmez gibi mesela soya. Türkiye'de bir Mersin Antalya'da kalmış. Niye? 7,5 8 pH altı düştüğünde verim düşüyor. Doğru. Bunda öyle bir şey yok. Bunun için biz bu benzeri birkaç ürün ileride planda kafamızda var. Biz bunlarla büyüyeceğiz ve Türkiye'nin her yerinde olacağız. Ha, nasıl olacağız? Köylümüzün bunda sıkıntısı şu, makinalaşması. Bizi dinlemesi ve beraber hareket etmemiz lazım. Biz misyonumuzda şu anda bu ürün anlamı misyonumuzu tamamladık. Millet, köylümüz, çiftçimiz diyor ki yem bezelyesi Ekmen Tarım. Bu oturdu. Bundan sonraki amacımız bölgeye göre çeşit çıkarıp onun hareketine ve tarımına göre ürünlerle bunu tamamlamak. Yeni çeşitle tamamlamak. Erken istiyorsan erkenci, geçiyorsan geçi gibi bunu yapmamız lazım. İnşallah bu birkaç yıl sonra oturacak ve ben bunda İlk önce köylü kazanacak. Köylü kazanacak, biz de kazanacağını inanıyoruz. Merak,
tespitim bu, belki yanlıştır. Ha. Dolaşıyorum, 100 tane film var diyelim bu holde. En az 45-50 tanesi alanınızla ilgili film açmış, stand açmış. Bunda 40-50 tanesinde yarısı yeni. Bu denli şirketlerin çoğalması bu alanın kıymetli olduğu anlamına mı geliyor? Yani bu lokomotif örneği, ha, arkadaki vagonların çoğalması. Tabii tabii, sektörün büyüdü. Mesela aynen, şuna katılıyorum, geçen bugün arkadaşımız Konya'dan aradı. İrfan dedi, Kanada'dan da ithal tohum getirdiler dedi. Yan beze satıyorlar. Bir baktım, Arapça yazan bir beze getirmişler. Çeşitli biliyorum, olmaz. Ama ben bir taraftan sevindim. Niye? Sektör büyümüş gibi oluyor. Yani evet, herkes buna şikayet eder, aman şöyle yapayım falan, ben öyle bakmadım. Yani, olmazlar olanı sattırır diye bir video var. Aynen, evet. Bir de şu var, sonuçta benim ürünüyse, ben bu ürünün zamanla ekildikten sonra göreceğim ben. O açıdan bana fırsat sağlamış. Herkes evet, bundan, normalde çoğu firma der ki, ya bu adam kaçak getirmiş, müdahale edin, şu el koydum. Ben öyle bakmıyorum. Sektörün büyüdüğünü gördüm ve hoşuma gitti o ya. Yani. Evet, gerçekten güzel. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Doğan. İyi çalışmalar diliyorum. Ayağına koluna sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz yani güzel.